Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Az önce görmüş olduğunuz figürlü çanta yapımını göstereceğim. Malzeme olarak %100 polyester makrome ipini kullanacağız. Biraz beyazından. 5 numara tığ, makas, iğne, yer belirteci, yapay gözler ve mazura. Şimdi yapımına geçebiliriz. Başlangıç olarak 15 adet zincir çekiyoruz. 1 2 15 15 adet zincirimizi çektik. Bu zincirimi bırakıp ikinci zincirime sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığımın şurasına yer belirtecimi koyuyorum. Devam ediyorum sık iğnelere. Her bir zincirimize bir sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şu son zincirimize 3 adet sık iğne yapıyorum. 2 Bu da 3. sık iğnemiz. Devam ediyoruz. Hemen diğer boşluğumuza sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya yaptığımız sık iğnelerin aynısını bu tarafa da yapalım. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldim. Son kalan boşluğa 1-2 adet sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra şu yer belirteci koyduğum yere ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırma yaptığımda bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra bunu alıp buraya yerleştiriyorum. Normalde buraya da 3 adet sık iğne yapmamız gerekiyordu. Buradaki gibi. Buraya 2 tane yaptım. Yer belirtecime geldim. Şuraya bir sık iğne yaptım. Buraya sık iğne yaptım ya, aynı yere bir tane daha yapıyorum. Böyle yapınca şu köşedeki olayı eşitliyoruz aslında. Yani bir eşitleme sağlanmış oldu şu an. Devam ediyorum. Buraya 2 tane yaptım. Sonra buraya da 2 tane yaptım. Devam ediyorum. Tekli
Trabzan yapıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. Şurada artırma yapmıştık. Tekrar artırma yapacağız. Bu sefer her birisine 2 adet sık iğne yapacağız. Toplam köşede 6 adet sık iğne olacak. 1 2 1 2 1 2 İlk sıramızda şuraya 3 artırma yapmıştık. 3 artırmanın üstüne, yani her birisine 2 adet sık iğne yap köşede, toplam 6 adet sık iğnemiz oldu. Devam ediyorum. Köşe sonuna geldim. Bu köşemizde de şurada yaptığımız gibi burada da artırma yapacağız. Şu hariç şu ikisine artırma yapalım. 1 2 1 2 Toplam 4 artırma buraya geldi. Şimdi diğer artırmamızı buraya yapacağız ki burasıyla eşitlenme sağlanmış olsun. Şimdi buraya geçerken yer belirteci olduğu yere bir ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen altına sık iğnemi yaptım. Sık iğnemi yaptığım yere yer belirtecimi tekrar koyuyorum. Ondan sonra buraya bir tane yaptım ya. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3 eşitleme sağlanmış oldu. Devam ediyorum. Tekli sık iğnelere devam. Diğer köşemize geldim. Üçüncü sıramın köşesine geldim. Burada yapacağımız şey bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift yapacağız. İlk teklimizi attım. Çifte geçiyorum. Tekli. Çift. Tekli. Çift. Yani 3 kere artırmış olduk. 1, 2, 3 çifti atarak, araya tekli atarak ama 3 kere artırmış olduk. Devam ediyorum. Bu köşemizin artırması bitti. Diğer köşemize geçmek için sık iğnelere devam ediyoruz. Tekli olacak şekilde. Bir, iki, üç, dört kala. Şurada durun. Bu köşemizde şunu yapacağız. Yine artırma olacak ama bir tane az olacak. Yani ne yapacağız? Buraya geldiğimizde şuraya bir tekli atıyorum.
Çift yapıyorum. Tekli yapıyorum şuraya. Şu son boşluğumuza da çift yapıyorum. Bu köşemizin artırması bu kadar olacak. Yine burasıyla eşitlenmiş olacak. Bundan sonra şuraya ikili attım ya. Yer belirteycine gidiyorum. Yer belirteycine 1, 2, 3 ilmek kalınca her zaman birleştirin. Şimdi birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Yer belirteycimi alıyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptığımın hemen üstüne yer belirteycimi koydum tekrardan. İlk 3 sıramızı yaptık. Hiçbir artırma ve eksiltme olmayacak şekilde sıralarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonu dediğim şurası. Sıra sonuna geldik. Normalde bizim buraya ilmek kaydırma yapmamız gerekiyordu ama yapmayacağım. Sık iğne yapacağım. Şuraya da yer belirteycimi koyacağım. Buraya her geldiğinizde yer belirteycini koymayı unutmayın. Devam ediyorum. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar, bir tarafı daha geniş olmaması için. Şimdi devam ediyorum. Bu sırayı da birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Düz bir şekilde yapıyoruz. Şuraya geldim aynı. Normal bir şekilde. Sık iğnemizi yapıyoruz. Şunu çıkartıyorum. Sık iğne yaptığımın üstüne koyuyorum. Ondan sonra düz bir şekilde devam ediyoruz. Yani her köşeye geldiğimizde işte nereden ilmek kaydırma yapacağım, nasıl yapacağım vesaire şeyler olmaması için bu yöntemi yapalım bu sefer. Ve böyle yapınca da çantamız eşit bir şekilde devam ediyor. Bizim için önemli olan ilk 5 sıraydı. 1, 2, 3. sıramızda artırma yaptık. 4. sıramızda da düz sıraya geçiş kısmını yaptık. 5. sıramızdan itibaren hiçbir artırma ve eksiltme, yolumuza hiçbir şey çıkmadan düz bir şekilde devam ediyoruz. Hatta şu yer belirteycini bundan sonra koymasanız da olur ama yine de koysanız hani sıra sonuna geldiğinizi anlamış olursunuz. Yani koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 5 sıramızı yaptık. 15 sıra daha yapıp gelelim. Toplam 20 adet sıra yapmış olalım. Hiçbir artırma ve eksiltme olmadı. 20 sıram hazır. Ördüğümüzde arkadaşlar hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde bir kalıp sağlanmış oluyor. 20. sıramızın sonuna yer belirteycini koydum. Son sıramızda yani 21. sıramızda ilmek kaydırma yapacağız. Sıra sonuna gelene kadar. Şu şekilde. İlmek kaydırma yapıyoruz.
Son kısma geldim. Bunu çıkartıyoruz. Artık buna ihtiyacımız yok. Çantamızın kalıbı bitti. Son ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve ipimizi şuradan çıkartıyoruz. Şunu şöyle yapıp şurasıyla birleştirelim. Şu kalan ipimizi de saklayalım. Kurbağa çanta olacağı için daha önceden göz yapmıştım. Şu şekilde arkadaşlar. Birazdan göstereceğim yapımını. Ondan sonra şu yapay gözlerimizi de isterseniz tam ortasından, isterseniz yan bir şekilde kullanabilirsiniz. Göz yapımı için öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğnemi yaptım. Şunu çekiyorum. Altı adet sık iğne yaptıktan sonra şu ilk sık iğnemize ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen altına 2 adet sık iğne yapıyorum. Başlangıçta sihirli halka, sihirli halkanın içine 6 sık iğne. Şimdi her sık iğnenin içine 2 adet sık iğne yapacağız. Toplam sonda 12 adet sık iğnemiz olacak. Devam ediyorum. Her birisine 2 adet sık iğne yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet sık iğnemiz oldu. 12 adet sık iğnemiz olduktan sonra şuraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen altına 2 adet sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar şu sıra sonuna gelene kadar 2, şuraya 1, şuraya 2, yani 2, 1, 2, 1 gideceğiz. 1, ikili yapıyorum, ikili yapıyorum, 1, 2, İki tane yapıyorum. Bir, iki, bir, iki, iki,
Şuraya bir tane yapıyorum. Ondan sonra bu sıramız da bitmiş oluyor. Şurayla birleştiriyorum. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Yeşil rengi bir zincir çekmiş oldum. Zincir çektiğimin hemen altına 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda da 2 1 1 yapıyoruz. 2 tane sık iğne. Ondan sonra 2 tekli yapıyoruz. 1 2 İkili yapıyorum. Ondan sonra 2 tekli yapıyorum. 1 Şuraya da 1 Ondan sonra 2 yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1 2 İkili yapıyorum şuraya. Yani 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift gidiyoruz. Tek çift, son 2 tekli. Ve sıralarımız bitmiş oluyor. Şurayla da birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapıyoruz. Ve gözümüz bitmiş oluyor. Şu şekilde. Şimdi gözlerimizi çantamıza dikelim. Yerlerimizi ayarlayalım. Göz şeklimizi ayarlayalım. Bir gözümüzü önceden yerleştirdim. Bakalım nasıl duracak diye. Hatta pörtek durması için içine elyaf koydum biraz. Şu şekilde. Bunu da öyle yapacağız. Şimdi birlikte diğer gözümüzü yerleştirelim. Şunu keseyim. Diğer gözümüzü yerleştirmeye başlayalım. Öncelikle ayarlayalım. Şu gözümüzü sabitleyeyim. Daha çıkmaması için. Şimdi yerleştirelim. Şuradan şu arkadan başlıyorum. Biraz daha bırakayım şunu. Şöyle etrafını sara sara yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Birazcık kalınca içine elyafımızı koyalım. Şöyle. Sıktığımızdan emin olalım. Sona doğru geldik. Şurayı da sıkıca bağlayalım. Ondan sonra iplerimizi saklayalım.
Kesiyorum. Gözlerimize şöyle bir bakalım. Kurbağa gözlerimiz hazır. Şimdi ağzını yapalım. Şöyle küçük gelmesini istiyorum ki gözler daha pörtlek görünsün. Şuradan getirip şuraya ve şuraya şu şekilde olabilir. Aynen. Şimdi buradan yok. Şuradan çıkartayım. Aynen içeriden. Buradan getiriyorum. Kol yapımına geçebiliriz. Şu köşemizi ayarlıyorum. Şuradan geçiriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Yani toplam 3 adet sık iğnemiz oldu. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Bakalım düzgün mü olacak? Aynen iyi. Devam ediyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Kol yapımındayız. 1 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen altına sık iğne yapıyorum. Şuraya da bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra bir iki zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen altına sık iğne yapıyorum. Yanındakine de yapıyorum. Her dönüşte bir, iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuraya sık iğne yapıyorum. Ondan sonra yanındakine de sık iğne yapıyorum. Döneceğim. Dönmem için bir, iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen altına sık iğne yapıyorum. Yanındakine de bir sık iğne ve döneceğim. Bir, iki zincir dönüyorum. Altına sık iğne, yanındakine de sık iğne yapıyorum. Döneceğim. Bir, iki zincir. Hemen altına sık iğne, yanındakine de bir tane ve dönmem için iki zincir yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bir metre olacak şekilde yapıyoruz kolumuzu. Dilerseniz daha uzun ya da daha kısa bırakabilirsiniz. Ben tam bir metre yapacağım. Yani 100 santim. Santim yapıp gelelim. Şöyle de bakalım. Bu şekilde bir şekil olacak arkadaşlar. 100 santim yapıp gelelim. 2 zincir çekip dönüyorum. Ve kol sapımız İstediğim uzunluğa geliyor. Tam 100 santim arkadaşlar. Buradan ipimi kesiyorum. Biraz daha keseyim. Yani bırakayım.
dikmek için. Bir zincir çekiyorum ve ipimi çekiyorum. Kalan ipi iğneden geçiriyorum. Şöyle düzeltip şöyle düzeltelim. Şuraya kolumuzu dikelim. Sıkıca çekelim ki açılma durumu söz konusu bile olmasın. Şuradan geçirelim. Bir kez daha geçirelim. Pörtlek göz kurbağa çanta yapımı bitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.